Tire'de her evin balkonunda bir musluk vardır ve o musluğa takılı bir hortum ve çok sıcak olduğu için özellikle Temmuz-Ağustos aylarında insanlar balkonlarını yıkarlar zaman zaman. Hatta her gün çok hava ısındığı zaman. Ne alakası var bunun şimdi egzersiz ve damar sertliği ile alakası derseniz sonunda bu bağlantıyı kuracağız birlikte. Biz bu hortumdan belli bir basınçla yani düşük bir basınçla sürekli suyu kullandığımız zaman içerisinde sudan ve mikroorganizmalardan dolayı bunun içerisinde yosunlaşma olur. Öyle değil mi? Ve bu yosun giderek de artmaya başlar. Özellikle uzun aralıklar verirsek. Ama biz çeşmenin tazyiğini eğer açarsak, musluğu biraz daha fazla açarsak ne olur? Tazyikle içerisindeki yosunlar bir şekilde dışarı çıkar. Öyle değil mi? Aslında düşünecek olursanız, bakın düzenli egzersiz, düzenli spor yapmak nedir? Bununla ilgili daha önce yapmış olduğum videolar var. Kan basıncımızı belirli aralıklarda, belli tensionlarda, belli nabızda aralıklı olarak yükseltmemiz gerekiyor. Belli aralıklarda, rutin olarak bunu yapmamız gerekiyor ki içerisinde olası tabii bunun öncesinde beslenme yine çok önemli. Ben her videoda tabii işte özellikle şimdi böyle short videolarda bir bakış açısıyla sadece konuya yaklaşıyorum. Yoksa olay bütünsel sağlıkla alakalı. Yani doğal ve bütünsel sağlık için olması gereken belli temel prensipler var. Onlardan sadece bir tanesinden bahsediyorum ben. O da egzersiz. Eğer sizler damar sağlığınızla ilgili yaşınız ne olursa olsun öncelikle tabii GAPS protokolü belli durumları normal seviyeye getirdikten sonra sağlığınız ile ilgili, vücut kitle endeksinizle ilgili düzenli olarak kendinize ve yaşınıza uygun egzersiz yaptığınız takdirde kanınız belli tansiyonlarda sürekli hızlı bir şekilde damarlarınızı temizleyecek. Bunu söyleyebilirim. Tabii bunu sıvı ve sıvıya eklemiş olduğumuz özellikle ağırlıklı C vitaminiyle bunu daha iyi hale getirebiliriz kesinlikle. Yani damar sertliği olanlar biliyorlar. İşte belirtileri oluyor. Hekime gidiliyor. Hekim de size ilaç veriyor tabii ki. Bu ilaçlar genel anlamda kan sulandırıcı türündeki ilaçlar diyebiliriz. Benzer ilaçlar diyebiliriz. Rahatlatmak için oradaki tıkanıklığı ya da damar çeperlerindeki kalınlaşmayı, atıkların orada tutulmasını engellemek için. Ama unutmayın bu yapay yol. Bunu yaptığınız takdirde bağışıklık sisteminizi bloke etmiş, askıya almış oluyorsunuz. Çalışmasını engellemiş oluyorsunuz. Vücudunuzun kendi kendisini koruyan sistemlerini. Oysa ki size iyi haber. Bunu kendi kendinize yapabilirsiniz. Diyorum ve olası tüm damarla ilgili problemleri olan, dolaşımla ilgili olan problemleri olan insanlar sağlıklı yani GEPS yaşam tarzıyla bir yaşam tarzıyla tanıştıktan sonra üzerine bir de egzersiz ekledikleri takdirde inanın bana bu ve belli sıkıntıların tamamından kademeli olarak kurtulacaklar diyorum. Görüşünceye dek sağlıkla, sevgiyle kalın.